Yayınımız işitme engelliler haber bülteniyle devam ediyor. Darbe girişimi soruşturmasında yeni gözaltı kararları geldi. Zaman gazetesinin eski yazar ve yöneticilerine yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 47 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkardı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisi bu sabah erken saatlerde belirlenen adreslere baskın yaptı. 47 isimden 11'i gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilenler arasında Ali Bulaç, Abdülhamit Bilici, Mehmet Kamış ve Müntazer Türköne bulunuyor. Gazeteciler Nazlı Ilıcak, Bülent Mumay ve Büşra Hanım Erdal dün gözaltına alınmıştı. Şu ana kadar İstanbul'da darbe girişimine karıştıkları iddiasıyla tutuklanan asker, polis, hakim ve savcıların sayısı da 2224'e çıktı. Adliyeye sevk edilenlerden 336'sı serbest bırakılırken 468'e hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Antalya'da da gözaltına alınan, aralarında gazeteci ve belediye meclis üyelerinin bulunduğu 14 kişiden 12'si tutuklandı. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda darbe girişimi soruşturması kapsamında tutuklanan şüphelilere yardım ettiği tespit edilen 37 zabıt katibi ve infaz koruma memuru gözaltına alındı. Darbe girişiminin ardından tutuklanan şüphelilerle ilgili bazı zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının işlemleri sekteye uğratmak, işlemleri yavaşlatmak, suçluları kaçırmak eğilimi içerisinde oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin cezaevi içerisinde provokatif eylem yapabileceği bilgisi üzerine İzmir, Ankara, Isparta ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Okan Baton'un talimatıyla düzenlenen operasyonda 37 zabıt katibi ve infaz koruma memuru gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 8 kişi daha aranıyor. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında aralarında Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in de olduğu 31 kişi gözaltına alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Denizli Ticaret Odası'nda arama yaptı. Bu sırada toplantı için Ticaret Odası'nda bulunan meclis üyeleri ve basın mensupları binadan çıkarıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in de aralarında bulunduğu 31 kişi gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Binada yapılan aramada bilgisayarların hard disklerine ve çok sayıda belgeye el kondu. 7'den 70'e herkes tek yürek oldu, darbe girişimini lanetledi. Vatandaşlar yurdun dört bir noktasında demokrasi nöbetlerine devam ediyor. Erzincan'da ellerde al bayrak, yüreklerde demokrasi coşkusu. Akşam gelip sabah namazını kılıp gidiyoruz. Erzincanlıların demokrasi nöbeti 11. günde de Cumhuriyet Meydanı'nda devam ediyor. Canımızla, kanımızla buradayız. Ne mutlu Türk'üm diyene. Erzurum'da Yakutiye Kent Meydanı demokrasi nöbetinin sembol mekanı oldu. Ordu'da ise Kale Meydanı'nda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. İlahi ya Rabbi, affedicisin. Biz Cumhurbaşkanımız eve dönün diyene kadar bu nöbetlerimizi devam ettireceğiz. Ağrı'da caddeler, sokaklar mehteran sesiyle inledi. Muşlular da yine meydandaydı ve hep birlikte demokrasiye sahip çıktı. Ben buradayım. Vatanın için burada bekliyorum. Askerim, polisim, devletim, milletim için buradayım. Allah devletimizi, milletimizi başımıza eşlik etmesin. Iğdır'da da binler tek yürek oldu ve vatanın birliği beraberliği için dualar edildi. Konya'daki demokrasi nöbetine görme engelli vatandaşlar da destek verdi. Her vatan düşüyor, Allah'ın emri.
Meydanda her kesimden, her yaştan, her görüşten vatandaşı görmek mümkün. Şu anda da Konya'daki Mevlana Meydanı'nda çok sayıda görme engelli vatandaş demokrasi nöbetinde. Darbe başarılı olmuş olsaydı tüm vatandaşlarımız büyük zarar görecekti. Bu kesimlerin içinde de en çok zarar görecek engellilerdi. Çünkü hem sosyal yardımlar açısından büyük kesintiler uğrayacaktı. Hem de insan hakları dediğimiz konularda da çok büyük sıkıntı yaşayacaktı. Engellerini aldırmadan demokrasiye evet, darbeye hayır dediler. Bu millet, bu gençler, ben o 250 tane vatan şehidine her gün dua diyorum. Kendim görme engelliyim ve bütün arkadaşlarım görme engelli ama bizim için çok yani büyük bir darbe oldu. Biz bu vatan uğruna her ne kadar görmesek de kalp gözümüzde gördüğümüze inanıyoruz. Dolayısıyla bu vatan en son kişi kalsa bile gücümüz yettiği ölçüde kesinlikle ve kesinlikle hiçbir düşmana kesmem ve de asla bayrağımı yerlere düşürmem. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Son dakika bilgisi olarak da ekrana yansıdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili olarak bir açıklaması var. Önemli ayrıntılar yer alıyor bu açıklamada. TRT muhabiri Mustafa Yıldırım bize gelişmeleri aktaracak. Mustafa. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin geniş kapsamlı soruşturma devam ediyor. Bir taraftan da yine incelemeler de sürdürülüyor. Yine TSK bünyesinde de incelemeler devam ediyor. Askeri kaynaklardan bu incelemede ilişkin bir bilgi aktarıldı basın mensuplarına. Hemen vakit geçirmeden aktaralım. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanmış büyük çoğunluğu asker elbisesi taşıyan illegal çete mensubu hain teröristler tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen alçakça, kahpece gerçekleştirilen menfur darbe girişimine katılanlar ve kullandıkları devlet malı, harp, silah, araç ve gereçleri belirlenmiştir. Yapılan incelemede milletimize, değerlerimize, yüce meclisimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımıza asker elbisesi taşıyan illegal çete mensubu hain teröristlerin sayısının 8651 olduğu, bu sayının TSK personel mevcudunun %1.5'una tekabül ettiği, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahır ekseriyetinin bu hain girişime şiddetle karşı çıktığı zaten sayılar üzerinden de görülmektedir. Kullanılan harp silah araç malzemelerinin TSK toplam mevcuduna oranı demiş ve burada yine şıklarla basamak basamak söz konusu malzemelerin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine göre sıralaması yapılmış. Uçaklarda %7, 35 uçak, bunun 24'ü muharip uçak, helikopterlerde %8, 37 helikopter, bunun 8'i taarruz helikopteri, tank ve zırhlı araçlarda ise %2,7, 246 araç, bunun 74'ü tank, gemilerde %1 yani 3 gemiye tekabül ediyor, hafif silahlarda ise %0,7 yani 3992 adet hafif silaha tekabül ediyor. Bunun tespit edildiği yine açıklamada belirtilmiş. Yine mazisi şan ve şerefle dolu, gücünü yüce Türk milletinden alan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış illegal çete mensubu hain teröristlerin ülkemize yaşattığı bu zillet ve rezalete katılan, destekleyenlerin ve kullandıkları araçların oranı genel olarak ortalama %1,5 seviyesinde kaldığı söylenmiş. Bir kez daha hatırlatalım, söz konusu araçların kullanım oranı ortalama %1,5. Yine son olaraksa şu açıklamaya yer verilmiş. TSK bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize ve milletimize yönelecek her türlü tehdidi bertaraf edecek güce ve kararlılığa sahiptir. Bundan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Devlet namusumuzdur. Bu düsturla yola çıkmış olan bu vatanın evlatları bu yolda gözünü kırpmadan canlarını seve seve feda edecektir. Söz konusu açıklama Genelkurmay kaynaklarından yapıldı. O güne ilişkin darbe girişiminin yaşandığı geceye ilişkin yine FETÖ terör örgütü mensupları ve diğer çete mensuplarının kullandığı TSK envanterinde yer alan araçlara ilişkin sayısal değerlere yer verilmiş. Bu açıklamayı da yaparak sözü yeniden merkeze bırakalım. Darbecilerin Türkiye'ye yaşattığı şiddet sona erdi. İzleri de hafızalarda. Uçakların kentleri terörize edişi,
Helikopterlerden taranan halkın görüntüsü, darbecilerin tanklarıyla içerisinde insanların bulunduğu araçları ezerken çekilen görüntüler pek çoğumuzun hafızasında. Uzmanlar bu görüntülerin hafızalarımızdan silinmesi için önerilerde bulunuyorlar. Bu travmayı atlatabilmek için önerilerde bulunuyorlar. Detayları haberimizde izliyoruz. Hala o korku yaşıyoruz aslında. Tesbihimi çekemedim, namazımı böyle dua ettim, ağladım selalar verilince. Bomba attılar zannettim. Türkiye'nin uzun yıllar unutamayacağı bir gece olan 15 Temmuz'da yaşananlar insanları dehşete düşürdü. Bu durum hiç şüphesiz en küçüğünden en büyüğüne, az ya da çok birçok kişide travmalara neden oldu. Peki bu kötü psikolojiyi atlatmak için neler yapmak gerekiyor? Paylaşmak. Yani yakınlarıyla, işte akraba ziyaretleri, arkadaş ziyaretleriyle bir araya gelip bunları konuşmak da faydalıdır. Orada yalnız olmadığımızı gördüğümüz zaman, ha demek ki ben yalnız değilim dediğimiz zaman bu bizi rahatlatır. Uzmanlara göre travma yaşayanlar bir süreliğine de olsa darbe girişimi haberlerinden uzak durmalı. Müzik yalnızca ruhun gıdası değil, aynı zamanda ilacı. İlla şangır şungur bir müzik olması şart değil ama hiç olmazsa insanı dinlendirecek bir müzik çalınması uygun olur. Günlük yaşantıya devam etmekle travmanın etkilerini hafifletiyor. Evinde herhangi bir hobisi varsa onunla biraz uğraşması, dışarı çıkıp yani dolaşması, bahçeye çıkması, parka gitmesi, herhangi bir alışveriş ortamına gitmesi, bütün bunlar hepsi önemli. Herkesin kendine ait yapabileceği bir takım ritüelleri vardır. O ritüellerini gerçekleştirmeye çalışsın. Birisi diyelim ki bahçeyle uğraşır, birisi saksıyla uğraşır, birisi köpeği vardır, birisinin kedisi vardır. Kedisini alıp onu sevmesi bile yeterli. Toplumda rol model olabilecek isimlerin barışçıl bir dil kullanmaları da bu süreçte çok önemli. Başbakanın muhalefet liderleriyle bir araya gelmesi, üsluplarına daha dikkat etmeleri ve ayrıştıran bir dil yerine bütün kesimlerin ayrıştıran dil yerine bütünleştiren ve milli güçleri, milli duyguları harekete geçirecek dili kullanmalarında fayda var. İşitme engelliler haber bültenimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.